TGL aracımızda Türkiye'nin ilk online otomobil dergisi Dijital Car Magazine'in genel yayın yönetmenini ağırladık. Aykut Özdek'le hem aracımız hakkındaki izlenimlerini hem de otomotiv sektörünün geleceğini konuştuk. Aykut Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba bu arada herkese. Ben Aykut Özdek. Türkiye'nin ilk online otomotiv dergisi Dijital Car Magazine'in genel yayın yönetmeniyim. Aynı zamanda sahibiyim. 7 yıl önce başlayan bir macera benim için Dijital Car Magazine. Aslında görsel yönetmenim. Yıllarca medya sektöründe çeşitli işte gazete, dergi vesairelerde görsel yönetmenlik yaptım. En son çalıştığım kurumda bir otomobil dergisi başladı, projesi başladı. Her Türk genci gibi ben de otomobil seven bir adamım aslında. Fakat otomobilin o mekanik durumlarından çok anlayan biri değilim, bunu itiraf edeyim. Ama otomobil seven, biraz da yazmayı seven biriyim. Orada o fırsatı görünce hani önce yazmaya başladım. Sonra test editör oldum, sonra yayın yönetmeni oldum. 2-3 yıllık bir güzel böyle bir şey oldu, dergi oldu. Sonra o kapanınca da grafikerliğin de vermiş olduğu o özgüvenle Dijital Car Magazine'i kurdum. O zaman herkes biraz bana böyle şey yaptılar hani. Ne yapıyorsun, dijital yayıncılık nedir, ne değildir falan. Ki Türkiye'de örnekleri de vardı. Hatta işte çok iyi arkadaşlarımız vardı bu anlamda. Ama ilk online'dı, interaktif bir dergiydi. 7 yıl geçti üzerinden, 82 sayı yaptık. Keyifli de geçti. Büyük büyük okur kitlemiz yok belki ama Türkiye'deki dergi okuma alışkanlıklarına bakarsanız ulaştığımız kitle hiç de küçümsenecek bir kitle değil. Keyifli işler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda güzel başarılar da elde ettik. Ne bileyim, geçen sene Fransa'da dünya birincisi olduk mesela yaptığımız yayınlarla. O anlamda tasarım, interaktiflik anlamında işte videoydu falan, dijital dergiciliğin gereksinimlerini yapmaya çalışan küçük bir yapıyız. Keyifli gidiyor. Sizin de anlattığınız gibi Dijital Car Magazine için birçok test sürüşü yapıyorsunuz. Evet. Bugün de LPG'li aracımızı denediniz. Daha önce evet. LPG'li araç kullanmış çok. Mıydınız? Çok yani. Yani babam... Ben o zaman yani ortaokul falan neyse hani o zamanlardan biliyorum LPG'li araç. Çünkü Türkiye'de LPG'li araç bence çok iyi biliniyor. Fakat nasıl bilindiği tartışılır. Yani çok fazla varmış gibi görünüyor ama bilinçli bir kullanıcı maalesef ben olduğuna inanmıyorum. Buna babam dahil. Yani o zamanlar öyleydi. Çünkü LPG Türkiye'de doğal olarak hani cebinden çıkan paranın ne kadar az olması durumuna bakıyoruz biz. Hepimiz aslında öyleyiz yani. Bu çok doğal ama bakılması gereken taraf aslında hani o fiyatının avantajının yanı sıra çevreci durumu. Çünkü dünya böyle bakıyor. Yani LPG belki Türkiye'de bilmiyorum mazisini ama işte İngiltere'de 1800'lü yıllarda başlamış. İşte bugün Tokyo LPG'li araçlara işte vergi indiriminden tutun da işte belediye araçlarını vesaire her şeyi LPG'li araç yapıyor. Ne bileyim İtalya dünyanın herhalde en çok LPG'li araç kullanan ülkesi. Bazı ülkelerde Avusturya'da falan bildiğim kadarıyla şey var. Bazı caddelere araç trafiğine kapalı ya da iki günde bir giriliyor ama LPG'liler serbest. Şimdi bunlara baktığınız zaman bunu Türkiye'deki durumuna bakıyorsunuz ve buradaki tek kriter bu kadar kuruş yaktım. Bir tek düşündürücü olan bu. Yine de olsun, çok kullansınlar. Bilmeden de, bilerek de çevreye daha az zarar veriyor olmak bile sevindirici olduğunu düşünüyorum ben. Bugün LPG'li aracımızı kullandınız. Evet. Performansı ile ilgili izlenimlerinizi bize aktarabilir misiniz? Yani ben LPG'li aracı dediğim gibi çok kullandım LPG'li araç. Hep algı vardı işte, yokuşta kalırsın, orada bilmem ne olmaz, kışın donar. Bu sorun LPG'den kaynaklanan bir sorun değil. LPG'yi nerede taktırdığınızla alakalı bir sorun bence. Hani bununla ilgili çok haber de yaptık, okuduk da. Yani hani bugün klasik olacak Türkiye'ye gelişen hani merdiven altı dediğimiz durumdan kaynaklanan insanların yaşadığı sorunlar olduğunu düşünüyorum. Bugün hala yani merdiven altı diyoruz ama bugün şurada herhangi bir AVM'de LPG'li araçta almıyorlar sizi. Bu da yanlış. Hani böyle bir hakları yok ama özel mülk. Hani bir şey diyemiyorsunuz. Patlama. Hayır, LPG patlamaz. Yani. Nasıl patlamaz? Onu doğru eğer konumlandırır ve doğru şekilde taktırırsanız ya da araç fabrika çıkışlıysa niye patlasın yani? Hani hatta daha az yanma oranı daha azdır. Ama AVM'ye bile giremiyorsunuz. Yani koca AVM LPG'lisi almıyor.
Bence sorun biraz daha LPG'nin ne olduğunu, hep orta segment ya da alt, aşağı gruplar diyoruz falan ama hayır, yani üst taraf da bilmiyor işte. Yani burada isim verdim, X AVM'ye giremezsiniz. Ben hatta bir test aracında tartışmıştım. Hani neden giremiyorum? Yasak. Niye yasak? Yani niye yasak olduğunu bilmiyor. Bir patlar. Hayır patlamaz. Bak ruhsatta var. Bilmiyor. Yani şey yok, mevzuatı yok, bir şey, hiçbir şey yok. Kavga edemiyor. Geri çıkıp çıkıyorsunuz. Yani asıl düşündürücü bence bunlar. Yani benim gördüğüm sorun bu. Ama avantajları dediğim gibi bence önemli. Neden önemli? Her geçen gün daha kirletiyoruz. Daha fazlalaşıyoruz. Daha işte bu ağaçlardan göremiyoruz. Bu bakıma LPG kullanımı, alternatif yakıt kullanımları bence otomotiv sektörü için, yani ülke için önemli bir şey. Son zamanlarda fabrika çıkışlı LPG'li araçlar da revaçta. Bunun evet. hakkında neler söylersiniz? Revaçta, evet doğru. Bence iyi de bir şey. Hatta hani benzinli ve dizel tüketen araçların da şeyi, yine Avrupa örneği vereceğim ama orada da durum gittikçe değişiyor. Yani hani dünya neyi konuşuyor diyoruz, biz neredeyiz diyoruz ya, hep aynı şey, hep aynı sorun. Fabrika çıkışlı araçlar evet var ama çok fazla o insanların kafasındaki algının kırıldığına inanmıyorum ben. Yani hala etrafımızda o kadar görsel medya var, video var, o var, bu var. Son zamanlarda işte YouTube kanalları var. Artık her şeyi çok rahat öğrenebiliyorsun. Yani bir modelin çıkacağını o modelin markanın markada çalışandan daha iyi biliyor artık insanlar. Çünkü yurt dışı videolarını izliyorlar vesaire vesaire. Fakat bu LPG'li araç fabrika çıkışı dahi olsa insanların algısında hala şey var. Yani acabalar var. Hani işte patlar mı, sızar mı, kokar mı? Koku mesela psikolojik bir. Gerçek takılmış bir LPG tankıysa o, yani sorunsuz bir şekilde doğru yerde takıldıysa kokmaz. Ama psikolojik bir etkisi de vardır onun. İnsanlar da bunu bence kırmak gerekiyor. Yani anlatmak gerekiyor. LPG'yi anlatmak gerekiyor. Bunu böyle takarsan sorun olmayacağını anlatmak gerekiyor. Belki markaların, yani markalarında bu anlamda o araçlarını anlatırken, tanıtırken yöntemlerini değiştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki siz bu LPG'li araçlara Dijital Car Magazin'de değer veriyor musunuz? Tabii, çokça verdik, çokça teste aldık, kullandık, ettik. Ama tabii ki hani bizim yer verme şeklimiz doğal olarak hani yeni çıkan ürünleri alıyoruz, test ediyoruz. Ya da işte lansmanlarına gidip yurt dışında, Türkiye'de test ediyoruz, yazıyoruz. Çıkmış aracı işte test ediyoruz. LPG'li araç testini de hani böyle bir dosya gibi şey işlemiyoruz. Bir ürün çıktıysa evet onu aldık. Çokça yaptık. Son olarak isterseniz otomotiv sektörünün geleceğiyle ilgili konuşalım. Neler bekliyorsunuz gelecekte otomotiv sektöründen? Yani Türkiye enteresan bir ülke. Yani bu anlamda ekonomistçiler daha iyi şeyler belki söylerler, bilirler ama hani ben sektörün içinde bir yayıncı olarak gördüğüm şey, her sene böyle bir sene başında korkuyla başlanır. Bir önceki sene aranacak denir. Hedefler ama hep iyidir. Ama değişmiyor. Bu ülkede otomobili seviyoruz. Öyle ya da böyle alıyoruz. Yani bundan 10 ay önce atıyorum 70 bin lira olan bir araç işte ÖTV'den dolayı bugün 100-110 bin lira olabiliyor. Ama bakıyorsunuz satış rakamlarına, arada çok geçen sene çok az fark var. Yani biz otomobil seviyoruz. Varımız yoğumuz otomobil. Yani bilmiyorum hatırlar mısınız ama hani 95, 96, 97 yıllarında yani o zaman otomobil evden daha önce gelirdi. Yani herkes otomobili olana başka bakılırdı. Otomobil Türk insanı için bence ciddi bir şey. Aşk diyeyim yani. Çok çok seviyoruz bunu. Dolayısıyla ona gözümüz gibi bakarız. Kız gibi araba deriz. Böyle abuk subuk tabirlerimiz de vardır bizim. İşte bayandan temiz. Yani bunlar dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur herhalde. Yani bu tanımlamaları biz yapıyoruz. Ona olan ilgimizden dolayı. Sektörün geleceği de bence değişmeyecektir. Yani ilgimiz artacaktır. Kullanacak yollarımız kaldığı sürece, yani hani sadece çok sıkışıyoruz artık. Yani trafik bu sıkışmadan da işte yine LPG'ye de alternatif yakıta dönersek dünyayı mahvediyoruz. Bunun önlemlerini almamız gerekiyor. Yani otomotiv Türkiye'de her zaman hayatı vardır, bulur. Türkiye ekonomisi için de önemli. Yani bugün Türkiye ihracatının lokomotifi yıllardır otomotiv sektörüdür. Yani ilk ona baktığın zaman ilk üçte hep otomotiv markaları vardır. Yani bu anlamda da işte şimdi yerli otomobil
tartışmaları ya da işte girişimleri var. İnşallah olur. İnşallah başarılı olur. Neden şimdi? Niye daha önce olmamış diye de çok sorular sorabiliriz ama biz otomobili seviyoruz kısacası. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.